Yayınımız işitme engelliler haber bülteniyle devam ediyor. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde patlayıcı yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Kulp ilçesinde ise PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış iki patlayıcı düzeneği imha edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Hazro ilçesi Reşik Mahallesi'nde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bölücü terör örgütünün amonyum nitrat depoları ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı 157 ton amonyum nitrat ve 1000 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kulp ilçesinde ise bölücü terör örgütü üyelerince farklı noktalarda tuzaklanmış iki patlayıcı düzeneği tespit edildi. Özel birlik operasyonu kapsamında Havrotepe bölgesinde piknik tüpüyle hazırlanmış ve amonyum nitratla güçlendirilmiş iki patlayıcı uzman ekiplerce imha edildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 66. gününde 127 DEAŞ ve 8 PYD PKK hedefi ateş altına alındı. 2 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken operasyonlarda 8 muhalif şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın 66. gününe ilişkin detayları paylaştı. Buna göre çatışmalarda 8 muhalif şehit oldu, 34 muhalif yaralandı. Harekatın başlangıcından bu yana 164 meskun mahalde yaklaşık 1305 kilometre karelik alanda kontrol sağlandı. Tespit edilen 127 DEAŞ ve 8 PYD PKK hedefi ateş altına alınarak manevra kabiliyetleri engellendi. Koalisyon güçleri tarafından Numan Mahalli'nde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen iki hava harekatı sonucu iki DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bir silahlı araç ve bir ağır silah imha edildi. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde bir mayın ve 6 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak patlatıldı. Harekatın başından itibaren 32 mayın ve 1362 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 265 personel açığa alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre FETÖ-PDY ile iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı'nda 153, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 112 personel görevden uzaklaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açığa alınanların 42'si subay, 56'sı assubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş ve 8'i memur. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndansa 52 subay, 58 assubay, 1 uzman erbaş ve 1 memur açığa alındı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmalar sürüyor. İzmir merkezli operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 16 polisten 12'si yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün emniyet teşkilatı yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 16 kişi hakkında gözaltı talimatı vermesi üzerine İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. İzmir'in yanı sıra Manisa ve Şırnak illerinde yapılan operasyonda ikisi emekli 12 polis gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Görme engelliler için akıllı baston üretildi. Kürşat Ceylan ve bir grup girişimci öğrencinin ürettiği akıllı baston yoldaki cisimleri algılıyor. Görme engelliler için önemli destek sağlayacak olan bu baston telefonla bağlantı kuruyor ve navigasyon özelliği taşıyor. Onunla paraşütle atladığı dağa tırmandı. Kürşat Ceylan bir grup girişimci üniversite öğrencisiyle ürettiği akıllı baston V-Walk ile engel tanımıyor. Evimden ilk defa tek başıma bu baston sayesinde çıktım. Yoldaki engelleri algılıyor, kaza riskini en aza indiriyor. Adı V-Walk. Üzerindeki sensörü ve özel geliştirilmiş algoritması sayesinde
Özellikle kafa ve göğüs hizasındaki engelleri algılayıp uyarabiliyor. Baston akıllı telefonlarla bağlantı kuruyor. Sesli sorgulama özelliğiyle de görme engelli kişinin her yere kolayca gidebilmesini sağlıyor. Her geliştirici kendi istediği özellikleri yeni uygulamalar yazarak V-Walk'a ekleyebilecek, bu akıllı bastona ekleyebilecek. Biz bunu ilk olarak navigasyon özelliğiyle hayata geçirmek istiyoruz. V-Walk, Boğaziçi Üniversitesi mezunu Kürşat Ceylan'ın liderliğinde üretildi. Kürşat Ceylan, akıllı bastonun seri üretime girmesi için sponsor ve destek arayışında. Türkiye'de bir rekor kırıldı. İlk defa insanlar bir inovasyon etrafında toplandılar ve şu anda 220 bin liradayız. Hedefimiz 500 bin lira bu ürünü görme engellilere ulaştırmak için. Tüm hazırlıkları tamamlayan ekip gerekli desteğin bulunması halinde akıllı bastonu Şubat ayında satışa sunacak. Üniversite öğrencileri görme engelliler için sesli kitaplar hazırlıyor. Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin Aydınlan, Aydınlat projesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde elektronik kitap stüdyosu oluşturuldu. Kitaplar taranacak, elektronik kitap stüdyosunda seslendirilecek. Proje Türkiye Beyaz Ay Derneği'nden. Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ile işbirliğiyle hayata geçirildi. Yüksekokulda kurulan elektronik kitap stüdyosunda üniversite öğrencileri görme engelliler için kitap seslendiriyor. Bazı şeyler vardır. Verilince azalmaz. Sizde de hatta artar. Sevgi de böyle bir şey. Bilgi böyle bir şey. İyilik böyle bir şey. Stüdyonun açılışı törenle yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Osman Şimşek de katıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Türkiye'nin ilk engelli turizm merkezi oluyor. İçinde okuma odalarından spor salonlarına kadar çeşitli aktivite alanlarının yer alacağı tesis, engellilerin sosyal yaşama adapte olmasına katkı sağlayacak. Özel rampalı ve merdivenli dev yüzme havuzu. Restoranından kafesine, satranç salonundan okuma odalarına, spor alanlarından seyir teraslarına kadar her türlü sosyal tesisin yer alacağı engelli turizm merkezi inşaatı hızla sürüyor. Türkiye'nin her yerinden gelen kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimiz burada havuza girebilirler, denize girebilirler. Ören Denizi malum, onu çok anlatmaya gerek yok. Dediğimiz gibi burada sporlarını yapabilirler. 20 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı Ören plajı üzerinde inşa edilen Burhaniye Engelli Turizm Merkezi'nde denize girebilmek için özel iskele, tenis kortları, yürüyüş alanları ve basketbol sahaları da yer alacak. Otellerde de düzenlemeler yapılacak. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Burhaniye Engelleri Aşıyor adlı proje kapsamında yapımı süren merkeze ulaşım da engelliler için tasarlanan özel araçlarla sağlanacak. Projemizde onların Burhaniye Merkezi'nden ya da otogardan engelli kardeşlerimizi alacak özel bir araç da var. İsterlerse yürüyerek, isterlerse özel araçla da buraya intikalleri sağlanacak. Bu merkezde engelliler için her türlü donanım yer alabilecek. Engelliler istediği yemeği yiyebilecek, istediği sporu yapabilecek ve istediği şekilde denize girebilecek. Kısaca ailesiyle hoş bir tatil geçirecek. Gençlerde ani ölüm vakalarına sık rastlanır oldu. Son olarak İzmir'de lise öğrencisi bir genç kız okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uzmanlar genetik faktörlerin ve erken teşhisin önemine işaret ediyor. ...16 yaşındaki lise öğrencisi Hande Can'ın okulda kalp krizi geçirdiği anlar kameralara böyle yansıdı. İzmirli genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1-13 yaş arasında bu ani ölümler %19 oranında görülürken 14-21 yaş arasında %30 oranına yükseliyor. Ve bunlar daha önceden tespit edilebilen hastalıklar olmadığı için o sırada oluşan bir ani ritim bozukluğundan da kaynaklanabilir. Uzmanlar özellikle kalp kası hastalıklarına dikkat çekiyor. Özellikle kalbin sol tarafında kanı pompalayan bölgedeki darlıklarla giden hastalıklar daha sık neden olmaktadır. Ayrıca doğuştan gelen kalp kasının fonksiyonlarını bozan, hem kalınlaşmayla giden hem kalbin pompa fonksiyonlarını bozan hastalıklarda da bu ani ölüm görülebilmektedir. Kalp rahatsızlıklarına bağlı ani ölümlerde genetik faktörler de etkili. Bir ritim bozukluğu varsa ilaç tedavileriyle beraber kalbi ritim bozukluğundan koruyan ya da o sırada kalbin durması anında kalp pili dediğimiz kalbin tekrar çalışmasını sağlayan cihazlar takılarak bunun önüne geçilebilmektedir. Kalple ilgili şikayetlerde gerekli kontrol ve testlerin yaptırılması hayat kurtarıyor. Muhakkak ayrıntılı bir muayene yapılıp EKG dediğimiz ritim bozukluğunu gösteren kalp şeridi çekildikten sonra doğuştan gelen bir ritim bozukluğuna ait bir ipucu görülebilmektedir. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.